Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. bu videomda sizlere çok güzel bir bebek battaniyesi yapımı tarifi edeceğim hemen istiyorum ki şöyle modeli yakından sizlere göstereyim ben bu modeli bebek battaniyesi hazırladım ama sizler isterseniz koltuk şalları yatak örtüleri de hazırlayabilirsiniz ya da daha farklı örgülerinizde de yine bu modeli kullanabilirsiniz bakın çok güzel bir örnek çok da keyifli ilerliyor bunu örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler Hemen şöyle örgünün diğer tarafında göstermek istiyorum bakar mısınız çok güzel bir örnek ben böyle gri renk bir iplik kullanarak hazırladım bu modeli tek renk değil renkli renkli de hazırlayabilirsiniz yani birkaç rengi bir araya getirerek de böyle bebek battaniyeleri yapabilirsiniz çok güzel olacağını düşünüyorum çok da keyifli ilerliyor. Bütün detayını da video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Battaniyemi örerken Aksa Örgü Butik'in ihraç fazlası ipini kullandım. Yine e, muadil olan ipliği açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yine o ipleri de Aksa Örgü Butik'ten bulabilirsiniz. İletişim bilgilerini aşağı açıklama kısmına yazıyor olacağım. Ee, bu çalışma için toplamda 600 gram'a yakın iplik kullandım. Ölçümde 80 santim'e 80 santim oldu. Şimdi kaç zincirle başladığımızda sizlere tarif edeceğim modeli anlatırken. Şimdi yine muadil olan ipliği aldım ve tığım da 3,5 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıklığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İlla bu iple olmak zorunda değil. Sevdiğiniz iplerle de bebek battaniyenizi ya da yapacağınız yatak örtüleri olabilir, koltuk şalları olabilir. Bu modeli yeleklerde, hırkalarda kullanabilirsiniz. İstediğiniz iplerle bu çalışmayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra Ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Zincir sayarak başlamak istemezseniz, eğer yapacağınız projeye göre zincirlerinizi fazla fazla çekin, yaklaşık bir 10-15 santim kadar fazla fazla çekin, e, sayınızı ayarlayın. Artan zinciriniz olursa keserek ya da sökerek de çıkartabilirsiniz. Şimdi modeli zincir sayarak hazırlamak istiyorsanız, eğer zincir e, sayımız 3'ün katı. 3'ün katı ne demek? 3 artı 3 artı şeklinde zincirlerimizi hazırlayacağız. En sonda artı 2 tane zincirimizi çekeceğiz. Zinciri hazırlarken 3'ün katı artı 2 zincirimizi çekmiş olacağız. Model sık iğne üzerine oturuyor. Zincir saymakla uğraşmak istemediniz. Zincirinizi fazla fazla çektiniz. Sık iğne sayımızda 3'ün katı yani 3 artı 3 artı en sonda artı 1 tane sık iğneden oluşuyor. 3'ün katı artı bir tane sık iğnenizi ayarlayarak da artan zincirinizi de e, kesip çıkartabilirsiniz ya da sökerek de artan ipi çıkartabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi küçük bir örnekte modeli tarif edeceğim için bu kadar zincir bizim için yeterli olsun. Şimdi buradaki battaniye için 80 santim ölçü için 167 tane zincir çektim ve şu bakın sütün sütun duran model 55 adet oldu. 55 adet e, model yani 167 zincirle başladığım örnek bana 80 santim ölçüsünü verdi. Aynı ipi aynı tığ numarayı kullansak dahi verdiğim ölçüler sizin ölçünüzden belki biraz az belki biraz fazla olabilir. Bu da örme sıklığımız ve gevi şekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir. Bunu da belirtmekte fayda var. Siz kendi ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Daha fazla zincir çekebilirsiniz. Daha az da zincirle başlayabilirsiniz. Şimdi burada bakın zincirimizi hazırladık. Zincirin düz kısmını değil ters kısmını çeviriyorum. Arkada bunlar şu kesik çizgileri kullanacağız. Bakın şu noktalar. Bu kısımları kullanacağız ilk sıra sık iğnemizi örerken. Şimdi son çektiğimiz zincir bırakıyoruz. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmek çıkardık. İki ilmek var doluyorum. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğnemi ördüm. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıyorum. ilmek çıkardım. Sık iğnemi örüyorum. Bu şekilde zincirlerin arka kesik çizgisine batarak sık iğnelerimi öreceğim. Sık iğnelerimi ördüğümde de sık iğnemi sayacağım. 3 artı 3 artı en son artı bir tane sık iğnemin olması gerekiyor. Yani 3'ün katı artı bir şeklinde sık iğnemi elde etmiş olmam gerekiyor. Bakın şimdi bu şekilde sık iğnelerimi oluşturuyorum bakın sık iğnelerimi örerek hazırladım şimdi burada sık iğneleri sayarken 1 2 3 1 2 3 şeklinde 3 3 3, 3 en son 3 ve son artı bir tane sık iğnemi bu şekilde ayarlamış oluyorum bakın zincirim arttı Şimdi sizler de zincir saymakla uğraşmazsanız dediğim gibi böyle artan zinciriniz olursa bu noktada 1 2 3. 4. zincirden ipimizi bakın kesiyoruz sonra Şöyle bir tanesini sökelim ve hemen burada ipi şöyle kilit yapıyoruz. Bu şekilde artan zincirinizde çıkartmış ee, olursunuz. Bu şekilde göstermiş olalım. Şimdi üçün katı artı bir tane sık iğnemizi elde ettik. Şimdi burada yukarı çıkarken bir tane zincirimizi çekip örgümüzü çeviriyoruz. Ve gelen ilk boşluğa batıyorum. Bakın ilk boşluğa battım. Direkt sık iğne örüyorum. Sık iğneden sonra tığıma doluyorum. Aynı boşluğa geliyorum. ilmek çıkardım. Doladığım için 3 ilmeğim var. Tekrar doladım. 3 ilmeği tek seferde toplayarak tekli trabzan örüyorum. Buna çakma sık iğne de deniyor. Şimdi tığıma doluyorum. Burada bakın ördüğüm sık iğnenin şimdi dibine batacağım. Burada modeli kurarken sık iğnenin tepesi ve dip kısmını kullanmış olacağız. İki batış noktamız olacak. Şimdi sık iğne tekli trabzan tığımıza doluyoruz hemen ördüğümüz sık iğnenin bakın dibine batıyorum bu zincirli nokta son ördüğümüz boşluk hemen bu noktaya batıp ilmeği de bir miktar uzatmak gerekiyor. Bakın şöyle uzun uzun bu görüntüyü elde etmek için 3 ilmeğimiz var doluyorum ikisini birlikte tekrar doladım ikisini birlikte örerek ikili trabzan hazırlıyorum. Bakın sık iğnenin içerisine sık iğne tekli trabzan hemen sık iğnenin dibine bir tane ikili trabzandan oluşuyor modelimiz. Şimdi sıradaki sık iğneyi bakın. Sayıyorum. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. 2 tane boşluk atladım. 3. boşluğa sık iğne doluyorum. Aynı boşluğa geliyorum. Tekli trabzan doluyorum. Şimdi örmüş olduğum sık iğnenin dibine batıyorum. Bakın sık iğnenin hemen dip kısmına batıyorum zincirli noktaya. Bu noktadan ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. 2 2 iki, iki seferde yukarı çıkıyorum. Şimdi sıradaki sık iğneden sayıyorum. 1 2 3. boşluğa battım. Direkt sık iğne. Doluyorum. Aynı boşluğa tekli trabzan. Doluyorum. Hemen dibine bakın ördüğüm sık iğnenin dibine batıyorum zincirli noktaya. Bu noktadan ilmeğimi uzattım ve ikili trabzan. Model bu şekilde ilerleyecek bakın. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız e, yeni başlayanlar özellikle videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Örgü bilenler bu kısmı hızlı hızlı geçecektir. Bakın şimdi aynı örneğe devam ediyorum. 3. boşluğa batıyorum. Sık iğne. Tekli trabzan. Hemen ördüğüm sık iğnenin de dibine batarak ikili trabzanımı oluşturuyorum. Sonra 1 2 3. boşluğa battım. Sık iğne. Tekli trabzan. Hemen dibine ikili trabzan şeklinde ilerliyoruz. Örnek sadece tek sıradan oluşuyor. Bakın bir sonraki sırada oldukça kolay. Şimdi son noktaya geldiğimizde yine 1 2 3 tane sık iğne kalmalı ve biz burada bitişi yaparken 1 2 3. sık iğne boşluğuna batıyoruz. Bakın bu da başak şeklinde görünüyor. Son sık iğneye batıp sık iğne ile bitişimizi yapıyoruz. Sıra bu şekilde bitmeli bakın. Sık iğne ile bitirdik. Bir zincir çekip örgümüzü ters çeviriyoruz. Ve gelen sık iğne boşluğu bakın. Burada sık iğneyi tanımak önemli. Tepe noktası burası, dip kısmı burası bakın. Hemen sık iğnenin tepesi ve dibini kullanacağız. Zincirden sonra gelen ilk boşluğa sık iğne boşluğuna sık iğne doluyorum. Aynı boşluğa tekli trabzan doluyorum. Hemen dibine geldim. Bakın dibine ikili trabzan. Hep aynı örnek e, devam edecek. Şimdi burada iki boşluğu atlarken atladığımız boşluklar ikili trabzan ve tekli trabzan boşluğu olacak. 1 2 3. boşluğumuz mutlaka sık iğne boşluğu olmalı bakın. Önden baktığınızda da bunu rahatlıkla göreceksiniz. Sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batıyorum. Sık iğne doluyorum. Hemen aynı boşluğa tekli trabzan doluyorum. Bakın ördüğüm sık iğnenin dibine batıyorum. Hemen dibine. Tersten de bunu kontrol edebilirsiniz. Hemen ördüğüm boşluğun dibine batıp ikili trabzanımı örüyorum. Çok kolay bir örnek bakın. 1, 2, 3. boşluk sık iğne boşluğu. Tekrar 3. boşluğuma batıyorum sık iğne. Tekli trabzan doluyorum. Ördüğüm boşluğun hemen dibine batıyorum. Bakın sık iğnenin dibine batıyorum ikili trabzanımı örüyorum. Bu şekilde 1 2 3 boşluk sık iğne boşluğu hemen buraya sık iğne tekli trabzan ve hemen dibine ikili trabzan örüyoruz. Dediğim gibi örnek çok çok kolay bakın. Ee, bir zaman sonra gözünüz alışıyor. Öyle direkt saymadan hemen sık iğne noktasını görüyorsunuz ve hemen bu boşluğa batıp ilerliyorsunuz çok daha hızlı ilerliyor keyifli bir örnek. Şimdi son noktaya geldik. Bak yine trabzan, tekli trabzan ve sık iğne boşluğu. Hemen sık iğnenin olduğu noktaya batıyorum ve sık iğne ile bitiriyorum. Bakın modelin ikinci sırasında bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi ne yapacağız yukarı çıkmak için? Bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz ve gelen sık iğne boşluğuna bakın son ördüğümüz sık iğneyi kullanıyorum. Hemen tepesine sık iğne doluyorum. Aynı boşluğa tekli trabzan doluyorum. Hemen dibine bakın. Hemen dibine. Dibine batıp ikili trabzanımız örüyoruz. Sonra 1 2 3. boşluk sık iğne boşluğu. Hemen bakın aynı örneği kuruyorum. Sık iğne tekli trabzan ve dibine batıyorum. Dibine batarken de bakın hemen sık iğnenin dibi bir sonraki bir alt sıradaki sık iğnenin tepe noktasına da denk geliyor bakın. Bu şekilde model çok güzel oturuyor. Elinize aldığınız zaman küçük bir parçada denediğiniz zaman ne kadar kolay bir örnek olduğunu sizler de göreceksiniz. Bakın çok çok basit bir mantığı var. 3 ee, tane sık iğne tekli trabzan ikili trabzandan oluşuyor. Batış noktalarını da detaylı olarak göstermiş oldum. Bakın çok da keyifli ilerleyen bir örnek. Modeli kavradıktan sonra istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Şimdi sıra sonunda son örnek bakın. 1-2-3. nokta sık iğne noktası hemen buna batıp sık iğnemizi örerek modeli tamamlamış oluyoruz. Bakın bu şekilde örneğimizi bitireceğiz. Ben herhangi bir kenar süslemesi yapmadım. Burada sadece e, şu ağız kısmını geçerken hemen şu noktayı göstermek istiyorum sizlere. Bakın, e, düz kısımdayken zincirle şu noktaları toparladım. Hemen bu kısmı da gösterelim. Bakın. E, şimdi sık iğneden sonra bir zincirimi çekiyorum ve gelen ilk boşluğa sık iğnemi ördüm şimdi iki zincir çekeceğim bir iki zincir İki zincirden sonra hemen şu sık iğnenin tepesine batıyorum burada sık iğne kaydırma da yapabilirsiniz direkt bakın iki zincirimizi çektik gelen boşluğa kaydırma yani sık iğne boşluğuna bir iki zincir İki zincirden sonra hemen gelen sık iğneyi bir iki nokta atlayıp üçüncü boşluğa kaydırma. 2 zincir. 1 2 3. noktaya kaydırma. 1 2 zincir. Hemen 3. noktaya kaydırma. 1 2 3. boşluğa kaydırma şeklinde 2 zincir hemen bir sonraki noktaya kaydırma. Sonra 1 zincir çekip ipimizi gizliyoruz. Bakın bitişi de bu şekilde zincirle yaptım. Herhangi bir kenar süslemesi yapmadım dediğim gibi. Bu, bu renkle de gerçekten çok güzel oldu. Sizler istediğiniz renkle hazırlayabilirsiniz. Bakın kenarları da oldukça düzgün, muntazam görünüyor. Gerçekten e, güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.